Apple'ın Back to the Mac etkinliğinde sözünü verdiği, 90 gün içinde çıkacağını vaat ettiği Mac App Store uygulama mağazası nihayet bugün itibaren, 6 Ocak tarihinden itibaren faaliyete geçti. Mac App Store'u yüklemek için öncelikle yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor. Mac'inizi, Mac OS X'i güncellemeniz gerekiyor. Bunun için de elma ikonuna tıklayarak Software Update'i seçiyorsunuz ve buradan yazılım güncellemeleri, mevcut güncellemeler aranıyor ve güncelleme işlemi başlıyor. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra sol altta dokun içinde solda App Store ikonunu göreceksiniz. Buna tıklayıp App Store'u açıyoruz. Karşınızda görmüş olduğunuz gibi iOS cihazlarından alışmış olduğumuz App Store'a benzer bir arayüz çıkıyor. Arayüze öncelikle bir göz atalım. Burada Apple'ın seçimleri yer almakta. Hemen altta yeni uygulamalar yer almakta. Burada yine bazı uygulama reklamları, yeniler vesaire hepsi düzenli bir şekilde Mac App Store'da yer alıyor. Öncelikle kullanıcı girişimizi yapalım. Eğer bir iPhone, iPad ya da iPod Touch sahibiyseniz ve daha önce iTunes hesabı almışsanız, uygulama indirmek için App Store hesabınız varsa, Apple ID'niz varsa, bu Apple ID bilgileriyle Mac App Store'a giriş yapabiliyorsunuz. Bizim uygulama, bizim kullanıcı bilgilerimiz Türkiye App Store'una, Türkiye mağazasına ait olduğu için şimdi doğrudan Turkish App Store'a yönlendiriliyoruz. Türkiye için açılmış olan App Store şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi paralı uygulamalar var. Angry Birds 5 dolarlık fiyata sahip. Photomagico 3 Home sürümü var. Yaklaşık 29 dolarlık bir satış fiyatı var. Bunun yanında ücretsiz uygulamalar da var. Mesela Twitter'ın uygulaması ücretsiz. Bunu hemen bir indirme işlemi gerçekleştirelim. Tekrar bizden şifre istiyor. Şifremizi girerek indirme işlemini başlatalım. Eğer ilk kez bir uygulama indirme ya da satın alma işlemi yapacaksanız, bunun için hesap bilgilerini doğrulamanız gerekiyor. Bunun için de tekrar şifrenizi girin ve Billing Info düğmesine tıklayın. Doğrulama işlemi yaptıktan sonra bu sefer karşınıza kurallar ve koşullar ile Apple gizlilik politikası diye bir, yani Mac App Store için hazırlanmış olan bir gizlilik sözleşmesi çıkacak. Uygulama indirmek için bu sözleşmeyi de kabul etmeniz gerekiyor. İsterseniz bu uzun belgeyi okuyup daha sonra isteğe göre ya kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz. Tabii reddederseniz uygulama indiremeyeceksiniz demektir. Kabul edip işleme devam ediyoruz. Ve Twitter uygulamasını tekrar indirmek için gerekli işlem yapıyoruz ve şu anda altta görmüş olduğunuz gibi Twitter uygulaması indirilmeye başlandı. Evet, uygulama hızlı bir şekilde indirildi, yüklendi ve kullanıma hazır. Artık Twitter uygulamasını Mac'ten, masaüstünden rahatlıkla kullanabilme şansına, imkanına sahibim. Mac App Store gerçekten oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Apple'ın hedeflediği gibi iOS cihazlarından alışmış olduğumuz uygulama indirme ve yükleme deneyimini, o kolay deneyimi Mac üzerinden de bizlere sunuyor. Mac App Store'da dolaşmak gerçekten keyifli olacak gibi. Şu anda yaklaşık 1000 adet uygulama bulunmakta, ücretli veya ücretsiz. Siz de eğer bir Mac sistemi sahibiyseniz, hemen güncelleme yapın ve Mac App Store'u kullanmaya başlayın. Mac App Store'unda ilgili anlatacaklarımız bu şekilde.